Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer çoğaltma seçeneği olan paten geometriyi göreceğiz. Evet, komuta tıkladık. Başta bir reset diyelim. Paten geometri aslında paten face'e benziyor. Burada geometri kısmında benim çoğaltmak istediğim aslında NX içerisinde herhangi bir obje veya nesneyi çoğaltmak istediğinizde adetli yapmak istediğinizde parametrik bir şekilde kullanabileceğiniz komut bu. Burada geometri kısmında gelip geometrimizi çoğaltılacak olan geometriyi seçiyoruz. Ardından pattern definition kısmında burada bizim çoğaltma ile alakalı daha önce pattern face'te gördüğümüz seçenekler var. İşte lineer, doğrusal, dairesel, çok genel, spiral veya herhangi bir yay üzerinde genel, referans veya helis şeklinde çoğaltma yapabiliyorum. Burada lineer'i görelim hemen hızlıca. Lineer seçildiğinde burada direction 1, direction 2 seçenekleri var bakın. Buradan diyorum ki bu yönde, bakın şöyle adım peak distance kısmından adım mesafesini veriyorum. Count kısmından da kaç tane atıyorum, işte 4 tane olacak dedim bakın. Bu şekilde. İstersem simetriğini de seçerek simetrik bir şekilde bu tarafa da yapabilirim. Direction 2 kısmını seçip buradan ikinci bir direction verip şöyle ters çevirelim. Bakın buradan da o direction'ı ne kadar mesafe olacağını istersem grafik ekranından istersem buraya değer girerek ve 3 tane olsun diyorum. Çok fazla yormadan bakın. Gördüğünüz gibi veya işte simetriğini kaldırdığım zaman bu şekilde dairesel bir biçimde çoğaltabiliyorum. Pardon, dairesel diyorum. Lineer, yani doğrusal bir şekilde iki tane vektör yönünde. Bunlar illa x, y olmak zorunda değiller. Herhangi bir vektör yönü tanımlanarak bu şekilde çoğaltabiliyorum. Lineer bir şekilde. Dairesel seçeneğimiz var. Aynı şekilde daireselde bu sefer bir vektör yönü ve bir vektör noktası tanımlamamız gerekiyor. Bakın şöyle. Bu sefer de burada kaç adet olacağını, örneğin atıyorum 6 tane olacak ve kaçar derece açılarla, diyelim ki 60 derece açılarla döndürmek istiyorum bunu bakın. Gördüğünüz gibi buradan çoğaltılabilir. Veya bakın şurada count and peak, bunu daha önce bahsetmiştik. Count and span ne yapıyor? Kaç derece, diyelim ki 360 derece çevireceğiz ve kaç tane olmasını istiyoruz? Atıyorum 11 tane olmasını istiyoruz dediğimiz zaman bu burada yazmış olduğumuz açı değerini bölerek burada belirtmiş olduğumuz sayıyı o kadar eşit aralıklarla kendisi otomatik diziyor. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Burada bir diğer seçenek ise 360 derece biz açı değerlerini kendimiz belirleyerek 360 dereceye 30 derece açılarla yerleştir diyebiliyoruz. Burada tabi üst üste binen geometriler oldu. Bu şekilde genelde count and peak kullanılıyor burada. Bakın 12 tane 30'ar dereceden ne yapıyor? 360 derece yapar. Burada mesela 30 değil de 45 derece dersek bakın şu şekilde. Şu an üst üste geometriler var, göremiyoruz. Yani 8'e kadar bu şekilde aynen kalır. 7 dersek bir adet boşluk şurada göreceğiz. Bir diğer seçeneğimiz poligonal seçeneği. Yine dairesele benziyor ama burada şunu yapıyor. Şöyle bunu aslında şöyle gösterelim. Daha büyük bir daire yaparsak. Hatta bunu artık şöyle yapalım. Her bir şeyde kenarda 360 derece olacak şekilde bakın şöyle yapalım. Bakın burada altıgen şeklinde veya işte bunu altıgen değil sekizgen olacak şekilde veya işte beşgen olacak şekilde bakın dizebiliyoruz. Her bir kenara da 5 tane olacak şekilde bakın yerleştirdik. İstersek 3 tane olacak şekilde yerleştirebiliyoruz. Veya burada
Her bir kenara 25 milimetre mesafeli olacak şekilde de oluşturabiliyoruz. Örneğin şöyle yapalım. Burada bizim çapımız çok büyük olduğu için bakın şöyle ben 60-60 mesafeli olsun dedim. 360 adet verdim. Bu şekilde çok genel şekilde çoğaltma yapabiliyoruz. Veya spiral şeklinde var. Bu da örneğini daha önceden referans bir vektör verelim. Bakın şöyle. Burada da spiral oluşturacak şekilde çoğaltma yapıyor. Bakın şöyle. Şuradan turn kısmına mesela örneğin iki tur dön dersek bakın şu şekilde. Tabi bilgisayarımızı ciddi anlamda yoruyor. Adım kısmına da buradan 100 diyelim örneğin. Yani 100 aralıklarla iki tur dönecek şekilde spiral bir biçimde bunu çoğaltabiliyoruz bu şekilde. Sonra bir vektör, pardon vektör diyorum. Herhangi bir spline üzerinde çoğaltma yapabiliriz veya bir eğri grubu üzerinde. Bunun için tabii bir spline'a ihtiyacımız var. Yani en rahat anlaşılan şekilde spline. Yani normalde spline değil düz bir line de olur. Veya bir yay da olur. Hiç fark etmez. Evet. Pattern geometri dedik. Çoğaltılacak objemiz along deyip buradan yolumuzu seçiyoruz ve bu yol üzerine örneğin kaç tane mesela burada şimdi bu yol üzerinde kaç tane oluşacağını belirliyoruz. İşte diyoruz ki mesela 6 tane %50 aralıklarla yapamaz. Şöyle yapalım. 10 diyelim buraya. %10. 6 adet. Örneğin 10 tane dersem çizginin tamamını yapabilir. Ama 11 dersem %110'u olacağı için pardon 11'i de yaptı. Herhalde 12'de artık yapamayacak. Yani zaten şurada pardon yapamıyormuş. Burada yapamadığını söylüyor zaten. Örneğin İşte 20, %20'si ile en fazla 5 tane yapabilir. 6.'yı yapamaz. Yani 6 tane toplam çoğaltabilir ama işte 7. yapamıyor. Zaten 1.'yi kabul etmiyor. Bunu da bundan hariç 6 tane yapamıyor. Gördüğünüz gibi bununla beraber 6 tane yapıyor. Eğer ikinci bir yolum varsa onu da Direction 2 kısmından seçip onu da rahatlıkla yapabiliyorum. İşte son seçeneğimiz kaldı. O da genel seçeneği. Bu da noktadan noktaya gibi düşünülebilir. Örneğin ben burada bir başlangıç noktası, referans lokal from noktası belirliyorum. Bu noktadan bakın bu noktadan to kısmındaki noktaya tıklayacağım herhangi bir noktaya bakın. Ne yapmış oluyorum? Böyle o noktaya bir adet kopyasını oluşturmuş oluyorum. Aynı anda birden fazla nokta bu şekilde istediğim gibi tıkladığım her noktaya bakın bir adet kopya oluşturuyor. Tabi burada associative'in işaretli olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bunlar tekrar düzenlenemez. Okey diyelim buna. Okey dediğimizde bakın ürün ağacında bunu görüyoruz ve istediğimiz zaman çift tıklayıp değişiklik yapmamıza imkan tanıyor. Burada Shift'e basılı tutup veya pardon Shift diyorum. Neredeydi bizim? Evet şurada point kısmında bakın bunları iptal edebiliyorum bakın. Tekrar o şeyi tıklayarak point kısmından iptal edebiliyorum. Evet. Extract diyorum. Pattern geometri komutumuz da bu şekilde arkadaşlar.